Ankara'dan hepinize güzel bir pazar, güzel bir hafta sonu diliyorum. Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs 2019 Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç anının 100. yıl dönümü. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyoruz. Aslında biraz da günün ruhuna, 19 Mayıs'ın ruhuna uygun konuları konuşacağız bugün. Konuk profilimiz de buna uygun. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Sayın İsmail Demir konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Hoş Sayın bulduk. Demir. Yani Kurtuluş Savaşı ile herhalde savunma sanayindeki faaliyetleriniz, yerleşme, millileşme ataklarının bir ilişkisinden söz edebiliriz herhalde, değil mi? Tabii ben de öncelikle tabii bütün milletimizin Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı özellikle gençlerimizin tebrik ediyorum. Çünkü gençler deyince de bizim savunma sanayi konusunda da ulus olarak da en büyük zenginliğimizin iyi yetişmiş insan gücü ve genç nüfusumuz olduğunu sürekli vurguluyoruz. Bu anlamda gençlerimiz savunma sanayi özellikle söz konusu olduğunda kendilerine yüksek idealler ve önemli bir kariyer hedefi seçme imkanı sahip olacaklar. Aynı ruh da bugün devam etmeli. Çünkü milletimiz zor zamanların hatırasını yaşadıkça, onları tekrar tekrar hangi günlerden geçtiğimizi hatırladıkça özellikle gençlerimiz sürekli olarak geleceğe yönelik Yeni bir yeni bir motivasyon, değil mi? motivasyon, aynı zamanda ulusça güçlü olmamızın ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha hatırlamış olacağız. Evet. Şimdi savunma sanayi fuarı yaptınız 2 hafta öncesinde. Bu tür fuarlar herhalde ikili ülkeler arası ikili ilişkiler, karşılıklı ticari iş bağlantıları anlamında çok önemli hale geliyor. Savunma sanayi fuarında bu anlamda arzu edilen başarı elde edildi mi? Bir de bir genel anlamda bir tablo belki, yani bu hep yerli millileşme deniliyor ama bunun bir de ekonomiye dönük katkısından da herhalde söz edebiliyoruz. O konuda ne durumda Türkiye? Şimdi tabii İDEF fuarı gerçekten başarılı geçti. 580 kadar yabancı firma vardı. Yine 500'e yakın yerli firma vardı. Bu önemli bir sayı. Özellikle Türkiye'de ilk 100'e giren savunma sanayi şirketlerimiz olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı bağlı ve ortaklıkları olmak üzere onlar önemli bir yer aldılar. Bir anlamda bu bizim vitrinimiz oldu. Önemli bir konu yabancı katılımda adet olarak fazla idi ama özellikle Türkiye'ye satış yapmaya alışmış büyük yabancı firmaların varlıklarını biraz daha küçülttüklerine şahit olduk. Bu da şöyle Ne tercüme demek bu? edilebilir. Ya Türkiye'ye çok fazla bir şey satmakla ilgili ümitleri fazla yok. Ama yine de orada bulunmak, Türkiye'nin önemli bir ortak olması hasebiyle ve belki ortaklık ve işbirliği imkanlarını aramak gibi bir yeni bir stratejiye doğru yönelmiş olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz de bunu sürekli vurguluyoruz. Genel olarak küresel anlamda şirketlerle işbirliği, ortaklıklar vesaire konularda her zaman açık olduğumuzu belirtiyoruz. İzole edilmiş şekilde ne savunma sanayiniz ne de başka bir sanayi kolunuzu sürekli devam ettirmeniz, sürdürmeniz çok mümkün değil. Bu ilişkiler önemli. Bunları vurguluyoruz ama bu kazan kazan ilişkisinin gerçekten kendi parametreleri için doğru oturduğu bir zeminde yürümeli diye konuşuyoruz ve bu da etkili oluyor olacak. İnşallah bu seviyede ve bu minvalde görüşmeler devam edecek. Evet, yani 500'den fazla uluslararası firma, yine o civarda da yerli firma bu Evet. fuara katıldı. Bunun ekonomisini nasıl anlamalıyız biz? Ekonomisi şöyle, yani KOBİ seviyesindeki Türk şirketleri de bayağı fazla idi. Bir savunma sanayi projeleri veya teknolojik ağırlıklı projelerin büyük bir çarpan etkisi var. Bir projenizin işte bir birim yatırımınız orada işte 3, 5, 7, 10 ne kadar giden bir etkiyle ekonomimizi etkiliyor. İki meşhur ithal ikamesi dediğimiz konularda bir etki oluşturabiliyor. Orada aslında sadece savunma sanayi konuşulmuyor.
Orada bulunan şirketler sanayinin birçok dalında, hatta işte diyelim havacılıksa sivil havacılık alanında da veya otomotiv olsun, sağlık alanı olsun, görüntüleme olsun, güvenlik sistemleri olsun, bir dizi alana da sirayet eden yaklaşımlar var. Bu dünya ölçeğinde terörizmle mücadele konusunun da önemini düşünür isek, o seviyede hem savunma sanayi ürünlerinin hem de güvenliğe yönelik, iç güvenliğe yönelik ürünlerin de bulunduğu bir fuar oldu. Ve dünyada da bu konuda ihtiyacın giderek arttığını çok net görüyoruz. İlaveten de ülkemizin terörle mücadele konusunda elde ettiği başarılar ve bu konudaki tecrübeleri ve kullanılan ürünlerin de alanda görülmesi yine bu fuar sırasında... Hangi ürünlerde bu anlamda mesela terörle mücadele bağlamında... Görüntüleme sistemlerimiz, sınır güvenlik sistemleri ki bu entegre bir sistem veya hassas tesis koruma ve boru hattı koruma sistemleri, işte kent güvenlik sistemlerinden başlayın. Çeşitli radar sistemlerine gelelim. Yine İHA'ların, SİHA'ların performansı, çeşitli model ve boyutlarda İHA'ların artık devreye giriyor olması gibi konular. Ayrıca bu mücadelede elde edilen başarılar ve operasyondan gelen bazı tecrübelerin alana aktarılması ile sanayiye aktarılması ile oluşan yetkinlik dikkati çeker bir şekilde karşı tarafa da anlatılabiliyor. Ve bu anlamda gerçekten alanda kendisini ispat etmiş ürünlerin oluyor olması bir ilgi alanı oluşturuyor. Bu da ekonomik anlamda özellikle ihracat anlamında bizim önümüzü açacak hareketler. Çünkü sürdürülebilir bir savunma sanayinden bahsediyorsak tamam yerleşme önemli, millileşme önemli. Bunun bir de maliyeti var. Tabii. Ve sürdürülebilirliği var. Sadece iç pazarınızın bunu sürdürülebilir kılması çok kolay bir değil. Bir kere yaptık oldu bitmiyor yani. Ama ihracat da şöyle bir şey. Sürekli olarak yurt dışındaki fuarlara katılım sağlanıyor firmalarımız tarafından ve buna destek de veriliyor. Yurt dışındaki fuarımızda daha geniş bir şekilde vitrine çıkmamız anlamına geliyor. Ve sürekli takip gerektiren bir konu. Yani ihracatta İDEF oldu, İDEF'te işte ihracatımız patladı mı veya falanca fuara gittiniz patladı mı? Bu birden patlama değil ama adım adım biriktire biriktire bir eşiğin aşılması aşamasına geleceğiz. Yani şu anda ihracat seviyelerimizde artış oranlarımız iyi ama bunun bu rutin artıştan ziyade bir sıçramaya gideceğini bekliyoruz. Özellikle platform. Yani hava platformlarımız, deniz platformlarımız ihraç edilmeye başlandığında ki bu önü açıldı yavaş yavaş. Bu artık dünyada bir etki oluşturacak. Çünkü girmeye çalıştığınız pazarlar bir dizi küresel ülkenin yıllardır bir anlamda hegemonyasında olan ve kendi çevre şartlarını oluşturdukları pazarlar. Bu da çok kolay şekilde aşılamıyor ama sürekli takip ederek, yılmayarak bunların aşılması gayet mümkün. Biz de bu sürekli takibi yapacağız. Hiçbir zaman için bu fuarda bir sıçrama sağlayamadık. Öbürkünde öyle bir olay yok. Ama bunun arkasında sürekli takiple bunun yavaş yavaş bir yere geleceğim. Bir anlamda da platformların alanda görülmesiyle, ihracatın başlamasıyla çok daha önemli gelişmelere sahne olacağını bekliyoruz. Bekliyorsun. Peki. Şimdi bir S-400 meselemiz var. Biraz evet. Bu konuya girmek istiyorum. Evet. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu konuda açıklamaları oldu ve çok net açıklamalar yaptı. Yani S-400 konusunda geri adım atmak gibi bir şeyimiz kesinlikle söz konusu değil. O iş bitti, Temmuz'dan önce teslim edilecek dedi. Herhalde irade anlamında çok net bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın koyduğu bu tutumu Türkiye sürdürüyor. Anlaşmalar da öyle. Yani Cumhurbaşkanımız bugün, dün bu kararı vermiş değil. Bu bir süreç ve bu sürecin başlangıcı da bizim yine hava ve füze savunma ihtiyacımızdan kaynaklanan ve öncelikle de batılı ortaklarımızla görüştüğümüz konular bunlar. Gerek teslimat süresi, gerek bir dizi şart var. Bu şartların hepsini bir araya koyduğunuzda önümüzdeki süreçte bize cazip gelen ve şartlarımızı karşılayan bir teklife biz 2 sene önce imza atmış olduk. Şimdi imza attığınız bir sözleşmenin şartlarını adım adım yerine getirmek zorundasınız, durumundasınız. Bu ciddi devlet anlayışının bir gereği. Cumhurbaşkanımıza gayet tabii olarak yapılan anlaşmanın şartlarının yerine getirileceğini
belirtiyor. Biz de bu işin teknik boyutunu yürüten birim olarak, savunma sanayi başkanlığı olarak sözleşmelerde belirtilen hususlara aynen uyuyoruz. Aynı şey F-35 için de söz konusu. Evet. Yani yine bu işin teknik boyutunu yürüten birim olarak iki yönde de teknik olarak, sözleşmesel olarak anlaşmalarda gerekli şartların hepsini eksiksiz yerine getirmek durumundayız ve buna devam ediyoruz. Şimdi bundan sonra işin teknik kısmı nasıl ilerleyecek o zaman? Yani eğer geri adım olmayacaksa Temmuz'dan önce de geleceğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani Temmuz'da da şunun şurasında Haziran, Temmuz. Yani bir buçuk aylık bir takvimden söz ediyoruz herhalde. Yani ne göreceğiz biz? Yani oradan Rusya'dan S-400'ün parçaları gelecek, nereye konuşlanacak, nasıl bir süreç bekliyoruz bu anlamda? Teslimat süreci bu. İşte gelmesi, konuşlanması, işte ekiplerin o teçhizatı kurmaları, onun öncesindeki eğitimler gibi bir dizi konu var. Yani gelmeye başladığı hemen yarın operasyon olacak anlamında değil. Ama bizim burada özellikle vurguladığımız konu, ki Cumhurbaşkanımız da bunu söylediler, Amerikan Devlet Başkanı yaptıkları görüşmelerinde de bu gündeme getirildi. F-35 S-400 ile ilgili olarak bir teknik endişe var ise, ki bunun olduğu söyleniyor, biz defalarca muhataplarımıza bu endişeleri gidermek üzere gerekli her adımı atmaya hazır olduğumuzu söyledik. Yeter ki bu endişelerin detayı konuşulsun. Bizim baktığımız noktada kendi açımızdan endişeleri giderecek tedbirleri aldığımızı düşünüyoruz. Eğer bunun dışında alınması gereken başka tedbirler varsa bunu da konuşmaya hazır olduğumuzu söyledik. Ama yanaşmıyor Amerika. Bu hala söyleniyor. Yanaşmıyor değil. Bu konuda bir diyalog devam ediyor. Ama nereye gider? Tekrar biz bunu yinelemeye devam edeceğiz. Çünkü iki konu var. Bir, almayacaksınız nokta. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Başka hiçbir tartışma açık değiliz. Veya almayacaksınız çünkü şunlardan dolayı. O şunlar meselesi varsa bunu konuşalım diyoruz. Şimdi Türkiye'nin şu konuma konulması da doğru değil. Kendi güvenliğini, NATO sistemi içinde olan bir ülke olarak kendi milli sistemler içinde işleteceği bir sistemi aldığında onun belirli zaaflara yol açacağını düşündüğü bir sistemi içeri sokmak gibi tabiri caizse bir aymazlık içinde olmasını beklemek ve düşünmek de gerçekten çok doğru değil ve biz Türkiye'ye böyle yaklaşılmasının da doğru olmadığını düşünüyoruz. Güven duyulmasını bekleriz diyorsunuz. Güven duyulması kadar bizim kendi güvenliğimizi onlardan önce düşündüğümüzü de bilmelerini isteriz. Peki ama NATO Genel Sekreteri de mesela Ankara'ya geldiğinde NATO sisteminde hem o olmaz dedi. Bu türden açıklamalar yaptı. Tam da bu nokta, biz NATO sisteminde olmayacağını defalarca söylüyoruz. Bu sistem NATO sistemi içinde çalışmayacak. Bu sistem stand alone dediğimiz, bulunduğu bölgeyi koruyan ve daha diğer sistemler bağlantısı olmayan bir sistem olacağını defalarca söyledik. Yani burada ince bir nokta var. Bunun anlaşılmış olduğunu düşünüyoruz. Peki NATO sistemini tehdit etmeyecek mi S-400? Ama neden etsin? Şimdi eğer siz gerekli tedbirleri aldıysanız, dost düşman tanıma sistemlerinizi, tehdit kütüphanenizi tanımladıysanız niçin tehdit etsin? Peki buradan nasıl bir çıkış stratejisi öngörüyorsunuz? Yani Amerika ikisi birden olmaz diyor. Ya S-400 alacaksınız ya F-35 diyor. Üstüne bununla da yetinmiyor. Eğer S-400 alırsanız diyor, ben diyor bir sürü yaptırım uygularım diyor. Ekonominiz felakete sürüklenir diyor. Ve takvime bağlı, yani Temmuz'dan önce gelmesi bekleniyor. Onlar da bir çivisi bile gelmeyecek diyorlar. Karşımızda ciddi bir sorun var. Buradan bir çıkış stratejisi var mı Ankara'nın? Şimdi biz meselenin teknik boyutundayız. Yani anlaşmaların gereğini yerine getiren ve getirmesi gereken bir kurumuz. Biz bunu yapıyoruz. Diğer diyaloglar, konuşmalar politik zeminde, devletler arası ilişkiler zeminde yürüyecek ve tartışılacak konulardır. Bizim üzerimize düşen, demin de belirttiğim gibi teknik anlamda bu konuda alınması gereken tedbirler var ise, tarafların endişeleri var ise, bu endişeleri teknik heyetlerin dikkatle dinleyip, değerlendirip, endişeleri giderecek tedbirler alınması yönünde. Ama bu çözüme nasıl ulaşılacağı konusunda bu diyaloglar devam eder. Ama her zaman için illa
şu veya bu bundan başkası olmazdan ziyade teknik çalışmalar yönünde bir arayolun bulunması konusunda gerek Türk Sağlık Kuvvetleri'ndeki birimler, gerek diğer teknik arkadaşlar her türlü çözümü masada konuşmak üzere hazır olduğumuzu defalarca söyledik. Yani eğer derdiniz S-400 bizim sistemimizi tehdit ediyor, bizim uçaklarımızı tehdit ediyor, sırlarını ifşa edecek, bundan korkuyoruz ise gelin konuşalım, biz bu konuda kendimize güveniyoruz diyorsunuz. Ki bu defalarca söylendi. Şu gün İsrail'de uçan F-35 uçakları var, Suriye hava sahasında hava savunma sistemleri var. Norveç'te galiba. Norveç'te uçan F-35'ler var. Şimdi hava sınırları, kara sınırları gibi değil. Yani duvar çektim, buradan bir şey geçemez değil. Havada, radar dalgalarıyla, yani bütün bu ülkelerin sınırları havada geçerli olmuyor. 600 kilometre menzili var değil mi? Radar, evet. Şimdi S-400'ü. Bu durumda işte etkilerdi. Bunları söylemenin gerçekten biz çok anlamı olmadığını düşünüyoruz. Ki yanlış düşünüyorsak, eğer bizim gözden kaçırdığımız bir şey varsa, lütfen konuşalım diyoruz. Evet. Peki o zaman Amerika'nın derdi başka bir şey o zaman. Amerika ben istemiyorum yani bu işe girmeyi. Bana askeri olarak bağımlılığınız devam etsin. Bu mu? İşte bilemiyorum. Biz almayacaksınız. Başka bir şey dinlemeyiz boyutu başka. Ama almayacaksınız çünkü şu sebepten dolayı deniyor ise de biz bu sebepleri konuşmaya hazır olduğumuzu söyledik. Peki işin yine sizin uhdenizde olan kısmıyla ilgili teknik kısmıyla ilgili olarak şunu soracağım. Rusya ile bu sözleşmenin şartları gereği bir 100 kişilik eğitim grubunun Rusya'ya gideceği söylenmişti mesela. Bu grup gitti mi? Yani fiilen devam ediyor mu? Takvime bağlı olarak bir durma, bekleme, öteleme gibi bir durum söz konusu mu? Onun kendi takvimi var. O daha çok genelde Silahlı Kuvvetler personelinin gerek adet olarak, gerek zamanlama olarak, gerek hangi partilere gidileceği konusundaki planlama o kanalda yürüyor. Onun detaylarına ben girmek istemiyorum. Çünkü o yine anlaşmalar ve işin yürümesi safhasında tarafların oturup konuştuğu gerek yeri, gerek kaç kişinin ne zaman hangi programla gideceği ise konuşulan bir konu. Onun detayları ilgili taraflarca konuşuluyor. Peki geldikten sonra bu parçalar konuşlanma süreci olacak bir de. Evet. Kasım mı öngörülüyor? Şimdi bu bir teknik olay olduğu için yani çok girmek istemiyor musunuz? Girmek istemiyorum. Artı biraz hızlı gider, yavaş gider, bir eğitim uzar, kısalır gibi bazı detaylar var. Ama tabii mümkün olduğunca hızlı bir şekilde operasyon olması bekleniyor ama operasyon olurken de eğer demin belirttiğimiz gibi işte herhangi bir teknik aksaklığa sebep olmaması, işte bu stand-alone dediğim şekilde operasyonel hale gelmesi ve etkin olabilmesi gibi çeşitli tedbirler, ayrıca arayüz yazılımlarının oluşturulması, dost düşman tanıtma, bu gibi şeyler sadece kurduk hazır sistem hemen çalışır değil. Bahsettiğimiz yazılımsal vesaire konularında gündeme alınması, arayüzlerin ona göre organize edilmesi gibi konular var. O teknik detayların hemen şu gün çözülmesi diye bir şeyden ziyade çünkü bir arayüz koyacaksınız, oraya bir yazılım koyacaksınız, dost düşman tanıma sistemiyle ilgili bazı tedbirler alacaksınız gibi konular var. Onların detayı çalışıldıkça görülecek ama sistemin operasyon olmasını işte bu yıl içinde bekliyoruz diyebiliriz kabaca. Bu yıl içinde. Nereye konuşlanacağı da yine mahrem yine alana giren biz, bir konu. Evet, hava kuvvetlerimiz ve silahlı kuvvetlerimiz genelde Milli Savunma Bakanlığı bu konuda İstanbul ve Ankara dedi Savunma Bakanı. Biz işin teknik boyutundayız. Tamam. Biz hani anlaşmanın gereği teknik konuları yoğunlaşıyoruz. Operasyonel konular tabii Milli Savunma Bakanlığımızın bünyesindeki konular. Peki Sayın Cumhurbaşkanı S-500 ortak teknoloji devamı da gelebilir bu işin dedi diyor. Bu anlamda Rusya ile olan bu ilişki biçimi ileriye dönük ne vaat ediyor? Ne tür planlamalar var? Bunu biraz da şöyle anlamak lazım. Biz geçmişte de Batılı ortaklarımızla bu konuları konuştuk ihaleler sırasında. Bizim birkaç olmazsa olmaz şartımız vardı. Burada teknoloji, işbirliği, ortak üretim, gelecek projelerde beraber çalışmak, Türkiye'ye ait sistemlerin geliştirilmesi gibi konular vardı. Bu aslında onun bir parçası. Yani bu tür bir anlaşma aslında sadece imza attık, alıyoruz anlaşması değil. Zaten öyle bir şey olsaydı biz bu konularda anlaşmaları çok daha önce yapmış olabilirdik. Yani Türkiye diğer sistemlerde de olduğu gibi
Ben parasını veririm, alırım, başka bir şeye karışmam. Siz de bana ömür boyu bunun servisini verirsiniz. Ben sizin avucunuzda artık ne derseniz onu yaparım. Ülkesi olmak istemiyor. Bu açıdan da hem... Teknoloji transferi istiyor mesela. Teknoloji transferi kelimesi benim için biraz tuzak bir kelime. Çünkü transferi kimse size durduk yerde yapmıyor. Bir, kendi kabiliyetlerinizin yeterli olması ve kurduğunuz ilişkide o kabiliyetlerinizin öyle bir seviyede olması gerekiyor ki o ilişki sırasında gerekli teknoloji alacak ve sindirebilecek seviyede olmanız lazım. Yani kaşıkla mamayla besler gibi kimse sizi beslemez, transfer etmez onu. O konudaki yetkinlik önemli ama anlaşmalarınıza belirli şartları koyarsanız, o gidişatla ilgili, yöntemlerle ilgili belirli konuları gündeme koyarsanız, onun gereği yavaş yavaş yerine getirilir. İşte bunun gereği olarak da yapılacak ortak işbirliği çalışmaları bu paketin içinde. Yani genelde bu konu diğer ortaklarımızla da konuşulmuş bir konuydu zaten. Evet. Teknoloji transferi tuzak bir kelime ise nedir doğru tabir? Ortak teknoloji geliştirme veya ortak geliştirme gibi konular daha doğru olabilir. Veya işte bunun biraz daha alt kademesi işte ortak üretim veya lisans altında üretim gibi konular olabilir. Peki bir şöyle bir soru daha sorup sonra diğer konulara geçmek istiyorum. Şimdi bu S-400 meselesi yani Amerikalıların bizim anladığımız temel itiraz gerekçeleri, siz bizim ilişkilerimize yeni bir format atıyorsunuz, yeni bir biçim geliştiriyorsunuz. Yani bizim işte 70-80, 75 senelik bir ittifak ilişkimiz var. Bu ittifak ilişkisine halel getiren, NATO'nun kendi içindeki yürüyen çarkına çomak sokan, bunu yani ABD Başkan Yardımcısı da söylüyor mesela, NATO'yu bir işlevsiz hale getiren bir takım tutumlardan söz ediyorlar. Yani bu anlamda Türkiye işte yani çomak sokan bir ülke gibi lanse edilmeye çalışıyor bu arayışlarıyla. Bunu yani Türkiye yeni bir arayış içerisinde mi Türkiye? Yani Batı ittifakından ayrılıp ya da yeni bir ilişki formatı atıp Rusya'yla başka ülkelerle yeni bir ilişki biçimi oluşturmaya mı çalışıyor? Yani bu işlerin içinde olan birisi olarak bu işin stratejisini nasıl değerlendirirsiniz? Ben işin teknik boyutuna geleyim. Çünkü biz eğer Batılı dostlarımızla bu konuyu hiç konuşmamış olsaydık, ki bizzat ben çeşitli görüşmelere kendim katıldım. Yani Amerikan tarafıyla Patriot konusunda çeşitli görüşmeler yaptık. Çok net kırmızı çizgiler kondu ortaya. Bizim şartlarımızla ilgili olarak hiç kesinlikle yaklaşılmayacak ve kabul edilmeyecek şeyler söylenir. Yani biz masaya koyduğumuz şartlardan hiçbirisinin kabul edilmediği noktalar oldu. İlaveten de bizim 2 yıl önce yine Patriot'la ilgili bir teklif istediğimiz halde bu teklife cevap 1,5 yıl sonra geldi. Yani eğer Türkiye bu adımları atmamış olsa yine Eurosam'la yani İtalyan-Fransız ortaklığıyla çok uzun görüşmeler yaptık. Bunlar olmamış olsa belki bu argüman masaya konabilir ama bunlar oldu ve şu anda bizim yine Eurosam ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bir ortak tanımlama fazı çalışmamız bitmek üzere. Bunun akabinde yine ortak geliştirme çabaları ve çalışmaların girilecek. Biz hiçbir zaman için batılı sistemlere kapıyı kapatmadık. Hala da kapatmıyoruz. Şu anda bile yine Patriot teklifleriyle ilgili görüşmeler konusunda son derece açığız. Bu konuda diyaloglar devam ediyor ama tabii ki yapılan tekliflerin kendi içinde anlamlı olması ve bizim de onu değerlendirdiğimizde üzerinde uzlaşılabilir bir teklif olması önemli. Bu da diyalogla, konuşmayla olacak bir şey. Kısacası batılı sistemlerle ilişkilerimiz konusunda biz bu ilişkileri kestik, başka bir arayıştayız diye bir şey söz konusu değil. Çünkü bu ilişkiler devam ediyor. Bu ilişkiyi devam ettirmek üzere biz çeşitli çabalarda zaten bundan önce bulunduk. Bu adım onların akabinde geldi. Bu adımı atma sırasında bile yani S-400 görüşmeleri sırasında bile yine biz bir Patriot teklifi istedik. Ama buna cevap maalesef çok geç geldi. Peki. Şimdi biraz Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı hamleler, attığı adımlarla ilgili bazı konu başlıklarına girmek istiyorum. Muharip savaş uçağı konusunda ne durumda Türkiye? Bu konuda bir çalışma yürütüldüğünü biliyoruz.
Ne zaman sahneye çıkacak diye soralım. Uçağımız burada. Ben burada, evet. Görelim arkadaşlar. Koyalım. Şimdi tabii bu dünyada 5. nesil savaş uçağı yapmakla ilgili bir proje. Bu seviyede proje yapabilen, bu seviyede savaş uçağı olabilen şu anda işte Amerika var, Rusya var. Bu iddialı bir proje. Şu anda bu konuda da işbirliği içinde yürümek üzere çalışmalarımız oldu. Malumunuz kamuoyunda bildiği gibi İngiliz BAE Systems'de bu konuda biz bir çalışmaya başlattık. Yani oradan alınacak destekle, ortak bir çalışmayla şu anda faaliyetler devam ediyor. Bu F-35'ten daha mı iyi olacak? Şimdi F-35'ten daha iyi, bu bir anlamda F-16'ların yerine geçecek bir uçak. Yani F-35 daha çok bombardıman amaçlı, bu hem fighter bomber yani kategoriler, bir de tabii daha iyi olacak, şöyle tanımlayalım onu. Mesela F-35'in blokları burada var. Burada görüntülerimiz de var. Evet. Blok 0, blok 1 diye gider. Yani ilk çıkardığınız uçakla işte o uçağın 10 yıl sonraki, 12-15 yıl sonraki versiyonu arasında büyük farklar oluşuyor. Tabii ki idealinizde, ideal olarak koyduğunuz şartlar, operasyon olarak belirli şartlar koyuyorsunuz. Oraya adım adım gidiyorsunuz. Eğer ben o ideal şartlara ilk uçakta ulaşacağım derseniz uçağınız uzun yıllar çıkma durumunda kalmaz. Hatta uçak çıkıp da operasyona geçtikçe geri gelecek, geri beslemelerle, bilgilendirmelerle mükemmele doğru gidemezsiniz. Bu anlamda tabii ki daha iyi bir uçak olmasını bekliyoruz. Amacımız o. Ama burada bir dizi yeni teknoloji var. Uçağın şu anda genel hatlarla şekli ortaya çıkmış durumda. Rüzgar tuneli testleri belli ölçüde yapıldı. Belirli parametrik çalışmalar devam ediyor. Ekipler hızla çalışıyorlar. Sadece uçağın kendisi üzerinde değil, tabii uçağın alt sistemleri üzerinde de şirketlerimiz işbirliği halinde çalışmaktalar. Bu anlamda çok geniş kapsamlı toplantılar yapıyoruz. Oyuncularımız Türkiye'de savunma sanayinde, havacılıkta, elektronik sistemlerde, yazılımlarda iddialı şirketlerimiz hemen hemen hepsi masada. Çok geniş bir program. Programın belirli aşamalarında yine yabancı şirketlerle ortaklık ve işbirliği söz konusu. İşte bir sistemimizde olduğu gibi başkaları da olabilir. Tabii bu tür programların çok ortaklı olması da gayet tabii. Gerek finansal boyut olarak, gerek gelecekteki pazar olarak bu önem taşıyor. Biz de yine dost ve kardeş ülkelere programa bu safhada ortak olabilmeleriyle ilgili teklifler yapıyoruz. Bu konuya sıcak bakan ülkeler var. İyi de olur. Hem ortak bir çalışma gündeme gelir, hem ülkelerin güçlerini bir araya getirmeleri ve kabiliyetlerini bir masaya koyaraktan daha güçlü bir yapı oluşturmaları mümkün olacak. Hem de finansal olarak daha güçlü bir yapı çıkacak. İleride de kullanım ve pazar açısından daha önemli bir yapı olacak. Bugünden yarına, işte bugün başladık, yarın uçak çıktı demek burada bu tür projelerde çok kolay değil. Yıllara yani genelde konuyu takip edenler, bir F-22'nin bir F-35'in geliştirme sürecini takip ettiklerinde, ki bu ülkeler ve bu şirketler yıllardır uçak üreten şirketler, oradaki takvimleri görürsek biz de takvim konusunda çok aceleci olmamak ama çok da yavaş, aheste gitmemek gerektiğini düşünüyoruz. 2023 hedefimiz, 2023'te uçağımızın hangardan çıkmasını, pistlerde görülmesini bekliyoruz. Yer testlerine başlamasını bekliyoruz. İlk emniyetli uçuşunun da 2026 gibi olması bekleniyor. Evet. 2026'dan itibaren artık Milli Muharip uçaklar, uçağımız havada diyebiliriz. Çünkü tabii bu tarihleri biz öne çekmek üzere çalışıyoruz ama malum uçuş dediğinizde bir dizi parametreden emin olmanız lazım. Ama uçağımızın eti kemiği bürünmüş halini, pistlerde koşar halini 2023'ler gibi inşallah göreceğiz. Peki. Bir uçak gemisi yapıyorsunuz değil mi? Uçak gemisi tabiri tabii kamuoyuna mal olmuş bir tabir. Biz buna biraz daha uçak gemisi tabirini kullanmıyoruz. Havuzlu çıkarma gemisi diyoruz. Havuzlu çıkarma gemisi diyoruz. İşte veya helikopter iniş gemisi gibi adlar konulabiliyor. Evet, Anadolu gemimiz şu anda devam ediyor inşası. Bir anlamda o tür gemilerin suya indirilmesi anlamına gelecek havuza su alma işlemi yapıldı. Takaryalar tekrar değiştirildi çünkü gemi ağırlaştı. Aslında çok iyi giden bir proje ve Anadolu gemimiz de bu arada şey varsa göstereyim. Aslında kendi ölçekleri içinde Türkiye'de yapılan ve gerçekten önemli avantajlar sağlayan ve büyük çarpım oluşturacak bir proje. Evet.
Bu şey gibi mi yani, bu şimdi bildiğimiz Abraham Lincoln uçak gemisi gibi bir şey mi olacak bu? Uçak gemisi demek buna şu anda hatalı, çünkü daha çok helikopterlerin iniş kalkışı için ve dikine iniş kalkışı yapabilen uçakların iniş kalkmasına elverişli bir gemi bu. Uçak gemisi biraz daha büyük ve pisti daha uzun olmak durumunda. Ancak tabii önemli bir güç çarpımı olarak hava unsurlarınızın ve kara unsurlarınızın beraber çıkartma unsurlarınızın içinde olacağı bir gemi. Ve maliyet olarak da gerçekten karşılaştırdığımızda şu anda dünya piyasalarını az çok biliyoruz. Dünyada bu ölçekli bir geminin satış fiyatının yarısını mal ettiğimiz bir gemi olacak. Evet. O ne zaman çıkıyor? Şimdi o gayet iyi gidiyor. Onun 2 senesi daha var. Ama dediğim gibi işte denize indi bir anlamda. İç sistemden donatılması vesaire konular devam ediyor. O da kendi programında gayet iyi giden bir gemimiz. Ve toplamda baktığımızda belli bir stratejiyle hareket ediyorsunuz. Yani ki bu projeler dediğiniz gibi kısa sürede olan biten işlerde değil. Toplamda mesela bir takvim, şöyle bir deadline olarak düşündüğünüz şu noktaya geleceğiz ve Türkiye şöyle olacak savunma sanayinde. O perspektifi bizimle paylaşabilir misiniz? Yani bir 2025 Türkiye'sini mi burada önümüze koymalıyız? 2030 Türkiye'si mi? Nasıl bir, hangi hedeflere ulaşmış ve hangi pozisyonda olan bir Türkiye hedefliyorsunuz? Şimdi kabaca şöyle diyelim, 2030'a gelindiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimiz tabiri caizse ele güne asla muhtaç olmayacak şekilde dünyadaki mevcut kullanılan sistemlerle boy ölçüşebilecek teknolojik yetkinlikte ürünlere sahip olmalı. Buradaki altını çizdiğimiz en önemli parametre, bugünlerde de karşılaştığımız gibi, kimsenin bizi bu ürünlerden dolayı ambargo, tehdit vesaireye maruz bırakmamasını sağlamak gerekiyor. Tabii ürünler de sahada kendisini gösterebilecek nitelikte kaliteli ürünler ve yetkin ürünler olmak durumunda. Belki şunu da vurgulamak gerekiyor. Savunma sanayi alanı genelde çok çarpanlı bir alan olduğu gibi birçok parametresi var. Biz her alanda işte 2030'da en iyi olacağız demekten ise, bu da zaten birçok ülke için mümkün olmayan bir şey, Amerika dahil. En iyi olmayacak mı Amerika? Her alanda en iyi olmayacak. Her alanda en iyi Bunu olmayacak. vurguluyorum. Ve olamıyor da zaten. Yani bu konuda belirli alanları seçip Türkiye'nin o alanlarda en iyi olması, yani güç çarpanı olarak alana koyduğunuzda dengeyi değiştirecek, sürpriz etkisi yapacak birkaç alanı kendimize hedef olarak seçip burada evet, Türkiye en iyidir dedirtebilmek, diyebilmek lazım ki o diğer alanlardaki varsa Anladım. eksikliklerinizi telafi edebilsin. Bu anlamda teknolojik derinliğe çok önem veriyoruz. Teknolojik derinlik olmadan yüzeysel çalışmalarla, lisans altında üretimlerle, işte kopyalama şeklindeki üretimlerle bir yere kadar gidebiliriz. O açıdan bu derinlik bizim için önemli. Onun için programın başında da belirttiğim gibi gençliğimiz, gençlerin hevesi bizi gerçekten ümitlendiriyor. Eğer biz gençlerimizi bu konuda kanalize edebilirsek, motive edebilirsek diyeceğim ama aslında onlarda büyük bir enerjinin ve motivasyonun olduğunu görüyorum. Motivasyonu doğru kanalize etmek, umutlarını kırmamak, önlerine imkanları olduğunu göstermek açısından bu bizim en büyük zenginliğimiz ve kaynağımız olacak. Teknolojik derinliği ihmal etmeden diyorum, şu anda belirli projelerde arkadan koşuyoruz. Ama arkadan koşarken gelişmekte olan teknolojilerde geride kalmamamız lazım. Bugün biz İHA'larla, SİHA'larla belirli bir eşiği atladık diyorsak, o zaman mükemmelleşmeye giden bir alan bulduk demektir. Önümüzde işte yapay zekanın, robotik sistemlerin, bütünleşik hareket alanında tamamen birbiriyle koordine birimlerin ve insanın mümkün olduğunca az kullanıldığı ve karar mekanizmasında da insana karar verdirecek mekanizmaların ve ürünlerin sahada olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Ve geleceğin muharebe sahası sadece klasik anlamda konvansiyonel savaşlar yanında işte örneklerini görüyoruz. Bir dizi başka işte Siber vekalet savaşları, saldırılar. siber saldırılar, işte enerji hatlarına saldırılar, iletişim sisteminizin ele geçirilmesi, toplumunuzun sosyal olarak yönlendirilmesi dahil.
Biz buna özellikle vurgu yapmak istiyoruz. Savunma dediğimizde biz savunma sanayi genelde klasik olarak efendim, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz ihtiyaçları, işte silah, gemi, uçak vesaire derken asla ve kata unutmamamız gereken bir konu, toplumumuzun sinir uçlarıyla oynayacak, toplumumuzun ihtiyaçlarını bir anlamda blok edecek, tetikleyecek veya başka yöne yönlendirecek mekanizmalar kullanılabilir. Bu bir anlamda silahlı güçlerinizin alanda mücadele etmesi beklerken diğer taraftan saldırıya maruz kalmanızı... Başka bir yöntemde hedefe ulaşmak. Kesinlikle. İletişim gördük sistemimiz. Bunu Gezi olaylarında mesela. Tabii. Yani bir halk devrimi süsü verilerek bir darbe girişimi olmuştu Gezi olaylarında. Buna benzer şeylerden tabii bu sosyal medyanın kullanılışı, toplumsal hareketlerin yönlendirilişi, çeşitli sahte haberlerle kitlelerde ajitasyon oluşturulması, işte siber saldırıların olması veya siber saldırılar kanalıyla yine toplumumuzun başka bir şekilde yönlendirilmesi, iletişim sisteminizin bir anda felç olması, enerji sisteminizin petrol dağıtım sisteminizin bir anda felç olması gibi bir dizi konu aslında birbirine bağlantılı ve ülkenin güvenliği savunması dediğimizde bunların da hep beraber topikin düşünülmesi gerekir diye düşünüyoruz. Evet, o işin biraz tabii savunma sanayi başlığının dışında biraz istihbarat alanına falan da giriyor herhalde. İstihbarat, sağlık sektörü, yani bugün biyolojik konular, bunlarla ilgili bir savunma mekanizmanızın olması gerekiyor. Aslında konu çok yönlü ve çok derin ve bu konuda da devletin ilgili birimlerin bir istişare ve ilişki içinde olması gerekiyor. Mesela petrol boru hattı güvenliği konusunda biz çalışıyoruz. Veya işte bir haberleşme konusunda savunma sanayi müsteşarlık zamanında ULAK diye bir proje başlattık. Yine bu 4.5G, 5G haberleşme sistemiyle ilgili bazı istasyonları gerek yazılımlarla ilgili çalışmaları oluşturuldu. Şu anda Türkiye bu 5G yolculuğunda yerli ve milli sistemlerle alanda olmaya hazır durmaya geliyor. Bunlar tabii sivil alan gibi görünen ama aslında da güvenliği çok yakından ilgilendiren alanlar. Bu şimdi peki demin söylediğiniz gençler işte 2030'da belli alanlarda en iyi olma hedefi. Bunun da teknolojide derinleşerek yapılabileceğini, onun yolunu da pırıltılı gençler, beyinler de diyebiliriz buna. Ama beyin göçü verdiği söyleniyor Türkiye'nin çok yönü. Yani adamlar gelip böyle parlak zekaları alıp yüksek ücretle hemen transfer ettiği ve böyle bir kaçışın olduğu söyleniyor Türkiye'den. Daha yenilerde mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin 16 bin dolar ücretle pilot almak istediği Türkiye'den. Bu bir sıkıntı, stratejik anlamda bir sıkıntı üretmeyecek mi Türkiye bu projeler? Ya bu konuda gerçekten çok dillendirildi. Ben de rakamlar çıkarttırmıştım. Geçen yine son 2 yılın rakamlarını çıkarttırdım. Önümde değil şu anda ama yani 400 küsur kişi son 2 yıldaki toplam savunma sektörünün şeyi aklımda kaldığı kadarıyla. Gidenler. Şimdi 25 bin kişilik bir sektörü düşündüğünüzde rakam çok büyük olmayabilir ama tabii onların da gitmesini istemiyoruz bu anlamda. Ve şartlara baktığımızda niçin gidiliyor onu da bir araştırmasını yapıldık. İşte maddi şartlar olanlar var, sosyal şartlardan bahsedenler var, işte iş yeri tatminsizliğinden bahsedenler var. Bir dizi konu gündemde. Ancak biz tam tersine beyin göçünün de olduğunu görüyoruz. İnşallah. Yani belki bu rakamları koysak dışarıdan getirdiğimiz arkadaşlarımız, kariyer yapmış insanlarımız bu konuda Türkiye'ye dönmek yönünde de irade beyan ediyorlar ve dönüyorlar. Burada önemli çekici faktör demin bahsettiğimiz projeler ki şu anda proje sayımız 700'e yaklaşıyor bizim başkanımız bünyesinde. Bunlar çekici projeler ve yurt dışında bu derece çekici bir projede etkin olarak rol alma imkanlarının çok az olduğunu da biliyoruz. O açıdan konu önemsizdir demiyoruz ancak büyütmemeliyiz ama konuya da dikkat etmeliyiz. O açıdan özellikle büyük şirketlerimizin insan kaynakları politikalarında daha dikkatli davranmaları gerektiğiyle ilgili diyaloglarımız devam ediyor. Ama belki de yurt dışında kariyer günleri yapmakla ilgili Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nde de beraber işbirliği içinde belirli faaliyetlere katılıyoruz. Bu da yurt dışında Türkiye'de ne olup ne bittiğini anlatmak, ne tür projeler olduğunu göstermek açısından da önemli ve oradaki beyin gücünü çekmek açısından önem taşıyor. Ve bu anlamda millilik de önemli. İnsanlarımız gerçekten savunma sanayi projelerindeki katkılarını önemsiyorlar ve bu konuda yurda dönüş çok daha fazla olacaktır diye düşünüyoruz. Bir de şu yönü var.
bu yurt dışına çıkışları bir tehdit olarak görmek yerine fırsat olarak niye görmüyoruz? Hmm. Gidip öğrensin gelsin. Tabii ki yani korku içinde yaşamanın bir anlamı yok ki. Hatta bazı şirketlerimiz dedim ki ya kabiliyetli arkadaşlarınız özellikle nokta atışı eğer takip etmek istediğiniz teknolojiler varsa siz teşvik edin. Gitsin 3-5 sene 6 sene kalsın. Yani bir de böyle bakmak lazım meseleye. Yani kendi içine kapanmaktan... Biraz şöyle yani... anlaşılıyor da yani birileri bilinçli bir şekilde Türkiye'nin bu alanlarda ilerlemesini engellemek için bu gençleri çekiyor. O daha çok şöyle, Türkiye'yi keşfedenler var. Yani yurt dışında bazen Türkiye'ye bakış açısıyla ilgili çeşitli bakış açıları var. Bunlar arasında Türkiye'yi keşfetmiş olanlar, yani Türkiye'deki insan kaynağının değerini, kabiliyetini, teknoloji seviyesini az çok görmeye başlayanlar, buradaki potansiyeli görenler bir anlamda kanca atmak yönünde de tabiri caizse harekete geçiyorlar. Mesela bir ülkede bir şirket özellikle benim dikkatimi çeken, oradaki insan kaynaklarından sorumlu kişinin Türk kökenli olması ve Türkiye bilmesiyle beraber Türkiye'yi radarlarını çevirdiler. Önemli bir kaynak devşirmeye başladılar buradan. Niçin? O kişi Türkiye'yi biliyor, Türkiye'deki kabiliyetleri biliyor, şirketini anlatıyor ve böyle bir mekanizma oluşuyor. Evet, anladım. Hollandalı bir şirketten bahsediyorlardı. Ben isim vermek istemedim. Evet. Peki. Şimdi bu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında kullanılan tanklar, M60 T uçak tankları değil mi? M60 A3'ler, T'ler. Evet. T'ler. Şimdi Zeytin Dalı harekatı sırasında bu tanklardan birine saldırı olmuştu ve yanılmıyorsam 5 şehit verilmişti. Ondan sonra bu tankların modernizasyonu ve bu anti tank füzelerine karşı koruyucu bir sisteme kavuşmasına dönük çalışmalar başlatılmıştı. Ne durumda bu konuda? Artık bu tanklara bir böyle bir operasyon halinde anti tank füzeleriyle saldırı olması halinde bunu savuşturabilecek kapasiteye geldi mi bu tanklarımız? Şimdi tabii tank modernizasyonunda birkaç şey var. Bir durumsal farkındalığı artırmak. Yani tanklarımızın çevredeki tehdidi önceden görmesini, fark etmesini ve birbirleriyle koordinasyonunu sağlayacak tedbirler bir yapacağı. Sadece tankın doğrudan bir sistemle korunması. İkincisi ise yine pasif zırhla diyelim, zırhların zırhlanması. İkincisi aktif şekilde veya reaktif bir şekilde zırhlanması gibi üç bacağı var bunun. Burada da bu hem durumsal farkındalığı oluşturacak sistemler hem de yine PULAT sistemimiz gibi bir anlamda aktif koruma sağlayacak. Yani gelecek tehdidi daha tanka ulaşmadan berhava edecek, tahrip edecek sistemlerin uygulanması devam ediyor. Şu ana kadar işte 169 adet M60T tanklarımızdan entegrasyon yapıldı. Rakamlara bakıyorum. İşte Leopard'lar 2A4'lerde yine reaktif zırh entegrasyonu tamamlandı. Şey olarak, prototip kurma olarak onun uygulaması devam ediyor. M60A3'lerde de yine zırh entegrasyonu devam ediyor. Yani bir teknoloji gösterimi, yani reaktif sistemlerimizin uygulanması, başarılarının test edilmesi, ondan sonra bunların uygulanması gibi. Şu anda 3 tip tankımızda da hem M60A3'ler, M60T'ler ve Leopard'ların hepsinde birden çeşitli sistemlerin uygulanması ve güncellenmesi devam ediyor. Evet. Yani diyelim ki Suriye'ye yeni bir harekat yapıldı. Tanklar daha rahat orada daha rahat görev alabilecekler. Daha rahat görev alabilecekler. Tabii bu da işte operasyonel tecrübe dediğimiz konunun gündeme gelmesiyle ilgili. Çok şükür bu anlamda teknolojik yetkinliğimizin yerli yerinde olması ve giderek de gelişiyor olması bize ümit veriyor. Çünkü bu aktif koruma sistemlerinin de bir sonraki nesli de şu anda gündemde. Çok kısa sürede o da inşallah entegre edilecek. Evet. Peki şimdi Sayın Demir, bütün bunlar çok güzel ama şöyle deniyor, Türkiye daha motorunu üretemedi. Hı hı. Yani bu kadar şey anlatıyorsunuz. Yerlileşme, millileşme anlamında kendi savaş uçağımız, kendi uçak gemimiz, kendi insansız hava araçlarımız falan ama mesela benim bildiğim Atak helikopteri sırf bu motor meselesi yüzünden Pakistan'a bir satışı gündemdeydi. Evet. Bunun motoruna işte Amerikalılar izin vermediği için bu satış yapılamıyor deniyor. Yani bir taraftan bu
işler yürüyor ama temel meselelerde temel açmazlar hala karşımızda durmuyor mu? Burada birinci soru şu, motor konusunda temel açmazlar dediniz. İşte efendim motorda işte herhangi bir platformu gösterdiğimizde de ya peki ya bunun motoru falan şeyler var ya. Şimdi birinci soru şu, tarihe bakalım. Efendim Türkiye 1989 senesinde, 95'te, 99 yani bir yıl verin motor yapımından başladı. Tank motoru yapacağım diye çıktı. Ama maalesef başarılı. Ya beceremedik biz bu işi. Ve uçak motoru yapacağım. 68'de Erbakan Hoca yapmıştı. Evet örnekleri var ve başarılı onlar. Başarıların öldürülmesi var. Evet. Yani yapılamaması değil dikkat edin. Yola çıkıp küçük de olsa başarıların öldürülmesi. Su yüzüne çıkartılmaması var. Ama ben yanılıyor olabilirim ama benim bildiğim kadarıyla densin ki şu projeye başladık ama ya biz beceriksiz arkadaş. Biz bu ülke bunu yapamıyor. Var mı böyle bir örnek? Neye başladık da hangi motor projesine başladık da bitiremedik. Tüh. Önce bir başlamak gerekiyor. Ha şimdi önce başlamak gerekiyor. Şimdi şurada motor yol haritamızın bir kısmını gösteriyorum. Bakın. Şimdi tank motoruyla başladık diyelim. Zırhlı araçlar öncelikle tanka gelmeden önce zırhlı araçlarımızda motorları yok. Bu çeşitli güç gruplarında. Ha bir kısmı ticari yani daha alt güç gruplarında işte yılda işte 30 bin 40 bin motor yapan firmalar var. Zaten çok ucuz alıyorsunuz. Hiçbir kısıtı yok. O başka. Ama genelde zırhlı araç motorları işte 450 beygir, 650 beygir sınıfında ki 450 beygir sınıfındaki motorlarımızın iki firmamızın yaptığı motorlar testlere devam ediyor. Yine zırhlı araçlarımıza gidecek 650 ve yukarısı beygir sınıfındaki motorlardaki çalışmalarımız devam ediyor. Yine tank motoru çalışmamız devam ediyor. Bunun yanında işte özgün turbo şaft motorumuz, yani demin bahsettiğiniz atağ motor yok diyoruz ya, işte atağ motor geliyor. Ve atağ değil sadece Hürkuş'a da motor gelecek, Gökbey'e de motor olacak bir motor çalışması devam ediyor ki daha geçen Ankara'nınki üretildi galiba. Ankara'nınki üretildi, şimdi onu da göstereceğim. Burada PL70'i göstereyim. Şu anda bu motorumuz operatif İHA motoru Ankara'nın üzerinde. Şimdi bunlar devam ederken, bunlar bu başarılar sağlanırken bunları ihmal etmemek ve küçümsememek gerekiyor. Biz yola çıktık, öyle diyeyim ben. Yola çıktık, yürüyoruz. Bu yolda çok kararlıyız. Motor yol haritamızda işte Ankara'nın motorundan başladık. Efendim ondan sonra geldik turbo şaft motorumuza. Bu da yine dedim. Bunlar %100 yerli tasarım. Bunlar %100 yerli tasarım. Daha geçenlerde Eskişehir'de yine biz Sikorsky helikopterlerin motoru olan T-700 motorunun teslimat törenine katıldık. Yani genel maksat helikopterli, yani Türk Karaşahin diyeceğim uçaklara takılacak motorları artık T ile yapıyoruz. Evet. Ve bu motorlar T-i damgasıyla, T-i markasıyla piyasaya çıkacaklar. Şu anda yerlilik oranları %20-25'lerde ancak orada da yerlilik giderek artarak devam edecek. Çünkü güzel bir üretim kapasitemiz var. Bu motorlar yani tabii ki ne geliyor? Jet motorları geliyor. Turboprop, turboshaft, turbojet, turbofan motorlarda yine sırada gelecek motorlar. Bunlar ne olacaklar? Bir kısmı seyir füzelerimize motor olacak. Bir kısmı jet eğitim uçağımıza motor olacak. Bir kısmı inşallah insansız jet uçaklarımıza motor olacak. Bir o kısmı konuda da Bayraktar'ın çalışması var galiba. İnsansız jet. Tabii Bayraktar'ın çalışması var. Tabii Bayraktar deyince bu arada Akıncı'yı da göstermeden olmaz. Akıncı yollarda inşallah bu yıl bitmeden Akıncı'yı da havada göreceğiz. Akıncı'ya da motor bu anlamda yine yerli motor çalışması devam ediyor. Tabii bu motor çalışmalarında tekraren başta da belirttiğim gibi biz çeşitli ülkelerle ve firmalarla işbirliği imkanları olduğu zaman bizi kısıtlamayacak. Bizim ileride önümüzü tıkamayacak. Bizim teknolojik yetkinliğimize halel getirmeyecek anlaşmalara ve işbirliklerine her zaman hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Bu konularda o tür işbirliği ve anlaşmalar yapmak durumundayız ve yapıyoruz. Kısacası Türkiye gerek zırhlı araç motoru, gerek tank motoru ki buradan yine gemi motorlarında geçiş var. Gerek insansız hava araçlarının çeşitli modelleri, küçüklüğü, büyüklüğü, turbojet ve turbofan motorlar gibi konularda kararlı ve bu konuda çalışmalar devam ettiği gibi roket motorları konusunda da ki burada şey yapmadık çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Bu Tİ tesislerini biz de gezmiştik.
Genel Müdür Mahmut Akşit gezdirmişti evet. bizi birkaç ay önce. Şu motorlar evet. Tİ tesislerinde biraz önce konuştuğumuz motorların görüntüleri evet. değil mi? Testleri yapılıyor. Şu anda yine bu T700 imal edilirken onların testlerini, montajını yapılacağı alanı da temel atıldı. Onlar da bir anlamda oluşturuldu. Tabii test faaliyetleri önemli. Bu testler gördüğünüz gibi motorlarımız burada test edilecek. Hı hı. Tabii motor demişken F-35 uçağının da motoru olan F-35 motorunun da Türkiye'de montajı ve bakım onarımının yapılması ile ilgili Türkiye Amerika dışındaki ilk ülke seçilmişti. Hı. Bu konudaki faaliyetler de devam ediyor. Yine geçenlerde Eskişehir'de yine montaj hattımızı, imalat hattımızı gördük. Tesisimiz hazır. Kısacası yine başta da belirttiğim gibi F-35 konusunda da gerek üst aktivasyonu, gerek firmalarımızın ortak üretim konusundaki taahhütleri, gerekse bakım onarım konusundaki taahhütlerimiz ve yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Biz kısacası gerek davranışlarımızla, gerek söylemlerimizle şunu ısrarla vurguluyoruz. Türkiye güvenilir bir ortak, attığı imzanın arkasında F-35 ile ilgili yükümlülüklerini yerine getiriyor ve devam edecek bu yükümlülüklerini yerine getirmeye. Biz teknik boyutta bu konudaki muhataplarımızla da aslında bir problem yaşamıyoruz. Yani politik boyutta giden konuların yanında. Şu an pilotların eğitimi devam ediyor. Pilotların eğitimi devam ediyor. Uçakların teslimatı devam etti. Biz ortaklar toplantılarına çeşitli boyutlarda katılıyoruz. Oradaki görüşlerimizi sunuyoruz. Ortaklık sırasında ve uçakların tesliminden sonra bakım onarım faaliyetleriyle ilgili neler yapılacağı, maliyetlerin nasıl aşağı çekileceğiyle ilgili bir dizi toplantı yapılıyor. Biz bunların hepsinde varız. Katılıyoruz. Görüşlerimizi beyan ediyoruz. Ve diğer ortak ülkelerden de gördüğümüz tavır Türkiye'nin programda bulunmasının avantajlı olacağı. Tabii ki programla ilgili çok geniş ölçüde maliyetlerin aşağı çekilmesi çalışmaları var. Bugün 110 milyonlar dolarlar civarında olan veya üzerinde olan bir fiyatın işte 70'lere çekilmesi gibi bir hedef gösteriliyor. Bir uçağın fiyatından evet, bahsediyorsunuz. Şu anda 80'ler hedefte görünüyor, ufukta görülüyor, oraya çekilebilir deniliyor ama bu fiyatlar aşağı çekilecekse Türkiye'nin rolü önemli. Türkiye'nin iş payı alması önemli. Türkiye'ye karşı bu konuda gösterilecek tavır aslında bütün ortakları etkileyecek ve programın genelinde de programı etkileyecek tavır olacaktır. Ama bu konuda da çok açık kartları açtı Amerika. Yani S-400'den vazgeçmezseniz F-35 yok diyor. Ama ben program anlamında söyleyeyim. Şimdi program ortak, şimdi alım ve ortaklık. İkisi yani bağlantılı gibi duran ama anlaşmasal, sözleşmesel olarak tam birebir aynı olmayan şeyler. Biz ortağız programda. Ortaklıkla ilgili yükümlülüklerimiz var ve bu konuda taahhütlerimiz var ve yerine getirdiğimiz konular ve bunun karşılığında aldığımız işler var. Bu da ortakların hepsini ilgilendiriyor. Yani Türkiye'nin bir konudaki eksiklik göstermesi ve herhangi bir ortak ülkenin kendi üzerine düşen yükümlülüklerinde eksiklik göstermesi bütün programı etkileyecek ve programın diğer ortaklarını da etkileyecek bir olay. Bunu beraber düşünmek gerekiyor. Onun için biz program ortaklığına önem veriyoruz. Bütün tartışmalardan ayrı olarak sürekli bizim söylediğimiz bizim bir uçaklar gelse de gelmese de bu ortaklık devam etmeli anlamında mı söylüyorsunuz? Tabii çünkü iki anlaşma birbirinin tamamen bağlı değil. Ortaklık devam edebilir. Ama tabii konacak tavır onu da içeriyorsa o başka ama bizim dediğim gibi atılan imzalar ve anlaşmaların şartları gereğini Türkiye sürekli yapacaktır. Peki bu epeyce bir para da ödedi Türkiye bu evet. projeye. Eğer gelmezse çöpe mi gidecek bu paralar? Şimdi yine bu para ödemesi iki boyutlu. Bir program ortaklığı bazında, program ortaklığı için ödenen paralar var. Bir de uçakların bedeli olarak ödenen paralar var. Bu iki, yine iki gruba baktığımızda ortaklıkla ilgili paraların bir geri dönüşü söz konusu. O da iş olarak geri dönüşü. Ve bakım onarım hizmetlerinde hayat boyu, ömür boyu destek, lojistik destek anlamında Türkiye'nin alacağı roller var ve buradan bir geri dönüş bekliyor. Bu kendi başına bir kanal. Alımla ilgili tabii onun hukuki boyutu ayrıca tartışılır. Biz şu anda sırf konuşulan konular ve tehditlerden dolayı şunu yaparız, bunu yaparız demektense yine anlaşmalar bazında, hukuki zeminde
Biz yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda da oluşacak hukuki durumda da o konu o zaman konuşulur. O konuda herkes kendi hakkını, hukukunu masada arar. Tahkime falan mı gidiyor bu işler öyle bir durumda? Şimdi hani biraz doğmamış çocuğu doğmuş mektarlar, öyle bir şey yapmak istemiyoruz erken, biz. Biz şu anda dediğim gibi... Sıkıntı yok, yürüyor diye bakıyorsunuz öyle mi? Sıkıntı olsa da yürüyor. Bizim boyutumuzda yürüyor, evet. Öyle diyeyim. Ama bir anlamda masa devrilir, başka şeyler olur. O zaman bunu deviren taraf biz olmayacağımızı, bizim yükümlülüklerimiz konusunda herhangi bir eksiklik göstermeyeceğimizi vurguluyorum. Bir de önemli bir şey söylediniz, yani ortaklıkla satın alma, uçağın gelmesi iki ayrı alan diyorsunuz. Uçakların gelişinde problem olsa bile bu ortaklığın devam etme imkanı var diyor dediniz. Bunun altını kavramsal olarak herhalde. Öyle. Kavramsal olarak öyle ama şimdi zaten uçakların gelmesi de diğer ortaklık da kendi zemin dışında taşınmış bir konu oldu şu anda. Kendi zeminde öyle. Evet. Peki birkaç dakikamız kaldı. Hep hava, insansız hava araçlarından söz ediyoruz. Bir de insansız kara araçları konusunda bir takım projeler var herhalde. Evet. Orada ne durumda, birkaç bilgi verebilir misiniz? Şimdi İDEF sırasında fuarda da bir kısmı bunların görücüye çıktı. Terörle mücadele konseptine çok uygun bir alan herhalde. Tabii orada birkaç sınıfta gitmek istiyoruz. Hafif, orta ve ağır dediğimiz. Belki biraz da mini de demek lazım. Yani mini, hafif, orta ve ağır diyelim ona. Miniler daha çok elle taşınabilen, bir yere gönderdiğinizde gidip belli bir görev yapıp gelebilecek, otonom olarak ve uzaktan kumanda olarak olan sistemler. Hafifler daha çok üzerine bir silah taşıyabilen, ağırca silah taşıyabilen, işte paletli veya tekerlekli olabilen sistemler. Orta biraz daha büyük ve zırhlı araca monte edilen, ağırda da yine gelip yine zırhlı araçların büyükleri ve tanklara kadar giden bir zincir içindeyiz. Burada çeşitli denemeler yapıldı, yarışmalar yapıyoruz. Bu mesela en iyi olma iddiası na dönük alanlardan biri burası. Bir tanesi, çünkü yapay zeka, robotik sistemler, bunlar artık gelecekte de birçok ülkenin üzerinde yoğun çalıştığı meseleler olacak. Burada geri kalmamanız gerekiyor. Burada da belirli bir eşiği aşma potansiyelimizin olduğunu, kapasitemizin olduğunu biliyoruz. Bunları da yavaş yavaş alana veriyoruz. Dediğim gibi opsiyonlu olarak uzaktan kumandalı olanlar var. Otonom olarak arazide gidebilecekler var. Ayrıca robotik olarak, yani tekerlekli veya paletli değil ama belirli hareket mekanizmaları ile arazide gidebilecek araçlar, bunların kavramsal tasarımlarını yaptırtıyoruz. Sadece kara araçları değil bu arada. Hem su üstü hem de su altı araçlarla ilgili de çalışmalar var. İnsansız araçlar. İnsansız araçlardan bahsediyorum. Su altı biraz daha teknolojik olarak zor bir alan. Çünkü artık iletişiminiz radyo dalgalı olamayacak bir alana giriyorsunuz. Orada da başka teknolojilerin çalışılması gerekiyor. Bunlarda firmalarımız, birkaç firmamız birkaç kanaldan çalışıyor. Onların hepsine destek veriyoruz. Ayrıca kavramsal tasarım yarışmaları, küçük anlamda gençler arasında yarışmalar, şirketler arasında yarışmalar, hem su üstü, su altı sistemler ve kara sistemlerinde çeşitli boyutlarda devam ediyor, edecek. Burada biz Türkiye'de bir heves, bir heyecan oluşturmak ve bu alanda ön açmak konusunda kararlıyız. Çünkü bu tür geleceğin teknolojilerine yönelik alanlarda gerçekten çok hevesli, cevval, buluşçu insanlarımız çıkabiliyor ve şirketlerimiz çıkabiliyor. Onların önünü açmak adına bu tür yarışmalar yapıyoruz. Teknofest sırasında da çeşitli örneklerini göreceğiz. Belki kara araçlarını da Teknofest'e bir anlamda entegre edebiliriz bu konuda. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Efendim, Başkent Kulisi'nde bu hafta Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Sayın İsmail Demir konuğum oldu. Bizi izlediğiniz için hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.